Manşete hoş geldiniz. Seçil Erzan olayı ya da Terim fonu etrafında başlayan tartışmalar ve haberler olanca hızıyla ve genişliğinde devam ediyor. İşin içine pek çok oyuncu girmiş durumda. İddianameden basına yansıyan yansımayan bir takım tanık ve sanık ifadeleri ya da işte basına sızdırılan bilgi ve belgeler ışığında, avukatlara sızdırılan bilgi ve belgeler ışığında olay büyüyor. Olay dallandı budaklandı ama olayın iki büyük aktörü var. Bu iki büyük aktör şu anda oyuna girmiş değiller ve kenarda bu işi seyretmeyi tercih ediyorlar. Neden? Çünkü herhangi bir biçimde bir yalanlama yapsalar kendilerini yalanlayacak bir belge veya bilgi veya bir tanıklık ortaya çıkabilir. Ondan dolayı da kriz yönetiminde acizler. Krizi yönetemiyorlar diğer yönüyle. Olayın iki tarafı var esasen. Seçil Erzan, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan falan değil. Olayın iki tarafı, bir tarafında Fatih Terim ki hala yaşını başına almış ama hala futbolda kariyer, işte milli takım falan kendine göre belli hedefleri olan ve bunu hem kendi itibarını tırnak içinde söylüyorum hem de pozisyonunu güçlendirerek devam ettirme, ilişkilerini sağlama alma falan anlamında bir kariyer planı yapan ve bu konuda devam eden, emekliliğini ilan etmemiş, kendini, ismini koruma derdinde bir Fatih Terim. Ve bu konuda yapamayacağı şey yok. Öbür tarafta da Denizbank var. Ve Denizbank'ın fiili patronu Hakan Ateş var. Ortaya çıkan veriler her iki tarafında konunun başından itibaren bilgisi dahilinde olduğunu, her iki tarafında başından itibaren konuyu bildiğini ve en azından yönetmeye çalıştığını veya idare etmeye çalıştığını veya müdahale ettiğini gösteriyor. Bütün veriler bu yönde. Herhangi bir yalanlama tekzip de gelmedi. Tekzip gelmemesi doğrulama manasına gelmez her zaman. Fakat kuşkuları artırır, kuşkuları büyütür. Ve biri yani sizin hakkınızda böyle bir şey varsa ister istemez insanlar bu da bunun hakkında bir şey söylemiyor. Ya da tekzip etmiyor ya da bir açıklama yapmıyor. Galiba o çıkan laflar, edilen laflar, iddialar neyse ortaya konulan doğrudur diye düşünmeye başlarlar. Söz gelimi benim veya sizin hakkınızda. İşte Seçil Erzan'dan para aldı, işte bu fona şöyle katkıda bulundu, şöyle yönlendirdi falan gibi bir şey ortaya çıksa sizin ve benim ilk etapta söyleyeceğimiz şey şudur. Ben bu kişiyi tanımam, böyle bir şeyle ilgim yok, iddiası olan ispatla mükelleftir, buyursunlar ispat etsinler demektir. Fakat her iki taraf da bunu söylemedi. Sadece ilgilerinin olmadığını, tanıdıklarını, bu krizden haberdar olduklarını ve bu krize bir şekilde müdahale ettiklerini zımmen de olsa kabul ettiler fakat onun dışında bir şey yapmıyorlar. Denizbank tarafı da dün etraflıca anlattım. Hakan Ateş basit bir genel müdür değildir. Kurucu genel müdürdür. 3 ya da 4 satış işinde vardır. Şu anki bankanın sahibi Emirates yönetim kurulundadır filan falan. Fiili patron yani. Denizbank demek Hakan Ateş demek. Hakan Ateş demek Denizbank demek. O da 64 yaşına gelmiş ve o da kendi itibarını, saygınlığını falan korumaya çalışıyor. Tabii öte tarafta gerek medya koridorlarında, gerek yargı koridorlarında, emniyet koridorlarında telefonlar susmuyor. Bir şekilde bu davayı soruşturmayı yönlendirmek, müdahale etmek ya da kendileriyle ilgili konuları bir şekilde temize çıkartmak falan için bir çaba götürüyorlar. Şimdi Denizbank büyük bir reklam veren, Hakan Ateş kendine göre bir saygınlığı olan, ekonomi çevrelerinde falan bir isim. Yani şimdi dolayısıyla telefonu kaldırdığı zaman onu dinlemeyecek medya unsuru var mıdır, kaç tanedir bilmiyorum. Hani reklam problemi yaşadığı veya ilişki problemi yaşadığı medya unsurları varsa o ayrı bir konu. Aynı durum Fatih Terim için de geçerli. Bir de tabii bu isimlerin arkalarına aldıkları güçler var. Emniyet güçleri, yargı güçleri, siyasi güçler. Ve bütün bunları seferber ettikleri de anlaşılıyor. Yani özellikle siyasi gücü seferber ettikleri anlaşılıyor. Ekonomik gücü seferber ettikleri anlaşılıyor. Yani Fatih Terim Denizbank'a gitmiş gelmiş durumu çözmeye çalışmış. Öte taraftan konu saraya intikal etmiş. Sarayda Süleyman Soylu üzerinden konuyu çözmeye çalışmış filan. Ama olmamış ve patlamış. Yani Nisan'dan beri olan bir hadiseyi yeni öğrendik. Nisan'da suç duyuruları yapılmış, tanık ifadeleri var, sanık ifadeleri var. Kadın içeride, Seçil Erzan Nisan'dan beri kimsenin haberi yok. İddianame kabul edilmiş Ekim ayında kimsenin haberi yok. Ya da varsa bile belli ki telefonlar çalıştı ve sustular, konuşmadılar. Ama neticede ilk duruşmadan sonra olay patladı. Geçen hafta pazartesi. İlk duruşmadan sonra patladı o da yani. O zamana kadar belli ki bu mekanizmalar iki tarafı yani Fatih Terim tarafı ve Denizbank tarafı krizi bir şekilde yönetmeyi başardı Nisan'dan bu tarafa. Ama artık bir noktadan sonra yönetemediler. Öyle görülüyor.
Elim kolum bağlı dilenci oldum, düştüğüm hale bak. Şimdi bu işte Arda Turan'ın 7,5 milyon dolar kaptırdığı iddia edilen Seçil Erzan'a böyle bir mesaj attığı iddiası. Bütün parasını bağlamış. Yani bir kenarda insan kefen parası bırakır değil mi? Yani bu açılardan da enteresan. Ve bu paralar bir resmi sistem içerisinde de değil. Kadından istiyor parayı. Bankadan değil. Yani o, dolayısıyla oyuncuların da ne döndüğünün farkında olduğu muhakkak. Ki Selçuk İnan'ın avukatı Rezan Epözdemir, bu ismi biz Gariboğlu cinayeti davasından da hatırlıyoruz ama şu anda onunla alakası yok. Bir avukat müvekkiline göre değerlendirilmez her zaman. Bir belge paylaşmış. Diyor ki bu belgeyi incelerseniz belgede Denizbank kaşesi var. Seçil Erzan'ın ve hala hazırda Denizbank'ta çalışmaya devam eden ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan operasyon müdürü Asiye Öztürk'ün imzası var. Aynı zamanda Selçuk İnan'ın imzası var diyor. Yani belgeye yaklaşalım. Zaten görüyorsunuz Denizbank antetli bir şeyde. Yani bakıldığında resmi bir veri gibi işte referans numaraları, şubeler vesaire, resmi bir kağıt, imzalar, paraflar falan. Şimdi böyle de bir taraf var. Yani bu konudan bankanın haberdar, en azından banka yetkililerinin haberdar olduğunu gösteriyor ki zaten birkaç yayın öncesinde de bahsetmiştik. Hakan Ateş, Denizbank'ın fiili patronu, genel müdür. Yani işte sağlık sigortasını devam ettirelim, Seçil Erzan'ın annesine bakalım, şudur budur. İşte bunu kendi aramızda şey yapalım, halledelim. Hatta ifadesinin bile genel müdürlük katında düzenlendiği veya değiştirilmeye çalışıldığı falan gibi veriler var. Olay böyle. Yani böyle bakmak lazım. Eser Karakaş haklı olarak soruyor. Diyor ki Arda ve Emre sarayı arayıp reisin kendilerini bu durumdan kurtarmasını istiyorlar. Saray da bankayı arıyor ama sonuç alınamıyor. Türkiye fotoğrafına bakar mısınız diyor. Yine devamla. En önemli mesele fona verilen paraların elden teslimi diyerek şuna dikkat çekiyor. Yani siz çantayla bir para götürüyorsanız bir yere, o çantadaki para nasıl geldi? Nasıl kazandınız o parayı? Yani belli ki diyor kulüplerle yapılan sözleşmeler şaibeli ya da şike gündemde ya da elden paralar ödenmiş. Çantayla, bavulla birine para götürüyorsanız ve onu da gene yasa dışı, banka sistemi dışında bir sisteme sokuyorsanız falan, en başta o parayı da sorgulamanız gerekiyor. Nereden buldun demeniz gerekiyor. Bu bavulun içindeki veya bu çantanın içindeki para sana nereden geldi? Kimse oraya bakmıyor. Orada da bir şaibe var esasen. Oraya da bakılması gerekiyor. Çünkü her şeyin kayıt altında olması lazım. Sorarlar. Tabii Türkiye'de sorulmuyor. Nereden buldun diye bir şey yok ama bu böyledir yani genel olarak sistemde. Yunus Günce paylaşmış. Ben biriyle pastane köşelerinde çantalarca milyon dolarları değiş tokuş etsem karım beni döver demiş. Benim karım eve sokmaz kovar. Böyle yani. Şimdi başka bir bahse geçelim. Ankara'da işte Gökçek hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği Dikmen'deki evini tahliye edecek falan diye bir haber dolaşıyor. Ve işte detayları da var falan. İşte herkes Mansur Yavaş Gökçek'e karşı bir zafer kazandı. Bak işte efendim bu da son halka falan gibi. Ben de şunu düşünüyorum. Ya 5 yıl sonra gelinen nokta bu mu? Adam 5 yıl boyunca Ankara Büyükşehir'in evini gasp etmiş, oturmuş, oturmaya devam etmiş. Orası da yani Dikmen'de kocaman bir işte bir ne derler yani değişik bir yapı. Yani işte toplantıların yapıldığı, geniş, lüks, her türlü lüksün falan düşünüldüğü, kapısında da ABB yazıyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Yani adam gasp etmiş zaten. Adam hakkı olmayan bir evde oturuyor, ayrı bir konu. Ve 5 yılın sonunda elde ettiğiniz şey Melih Gökçe'yi gasp ettiği evden çıkartmak mahkeme kararıyla. Yani bu esasen Gökçeklerin ve Erdoğan'ın mutlu olacağı bir şey. 5 sene sonunda sorduğunuz hesap bu mu? İstanbul'u da içine katarak söylüyorum. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu başladı ki ilk hatırlayın bir Yeni Kapı'da araç sergisi yaptı. Belediyenin de kiraladığı araçlar vesaire ve bunları iade edeceğini söyledi falan. Ya evet bir şeyler oluyor bak neticede bir takım kirli işlere, bir takım eskiden kurulmuş bir takım şeyleri bozmaya falan talip falan diye düşünüyorsunuz. Ondan sonra geçmiş yönetime ilişkin hiçbir şey yok.
Geçmiş yönetim ne yaptıysa yanına kar kaldı. Melik Gökçek ne yaptıysa yanına kar kaldı. Erdoğan ve onun adamları İstanbul'da ne yaptıysa yanına kar kaldı. Şimdi seçimi alırlarsa Ankara'da ve İstanbul'da devam edecekler aynı düzene. Melik Gökçek ne yaptıysa oğluyla beraber yanına kar kaldı. Oturdu evden çıkıyormuş. Çıksın ne olacak? En fazla sakalımı kestiler diye düşünüyor. Kastettiğim bu. Yani yaklaşık 5 yıl sonra gelinen aşama bu mu? O arada Tanju Özcan şeye geri dönmüş. CHP'ye. Ali Nözinyan gerçekten kapak gibi bir tek satırlık analizle tespitini koymuş. Son tahlilde CHP'nin gerçekten helalleştiği tek şey Tanju Özcan oldu. Helalleşme adına yola çıkıldı. Hani devamlılık esastır, genel merkez, genel başkan ne dediyse, ama hepsi unutuldu, halının altına süpürüldü. Bir tek Tanju Özcan'la helalleşildi. Şimdi adaylık meselesi var. Ankara fayında hareketlilik derken onu da kastediyorum. Altta o yazıyor. AK Parti'de adaylık ilanı 15 Aralık'ta olacakmış. Herkesin ismi geçiyor. O arada Hamza Dağ, genel başkan yardımcısı, Hürriyet'le enteresan bir bilgi paylaşıyor. Diyor ki MHP ile ittifak görüşmeleri, heyetler arası görüşmeler tamam. Uyumlu ve olumlu geçti. Genel başkanların kendi arasında görüşmesi gereken bazı bölümler var. Belli ki belli detaylar veya belli isimler üzerinde. Bitti diyor. Yani başlıkta öyle atılmış. MHP ile ittifak görüşmeleri tamam. Yani iki ortak zannedildiğinin aksine Hamza Dağ'ın ifadesiyle yerel seçim için anlaşmışlar. Bazı pürüzler veya detaylar kalmış olabilir. Genel başkanlar kendi aralarında halledecek diyor. Fakat faydaki hareketlilik biraz daha farklı. Soylu. Süleyman Soylu'nun adı bir kere daha Orhan Uğurlu tarafından gündeme getirildi. Halk TV'deki bu programda zannediyorum. İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı olacak. Aday adayı olacak. Onun için bir anda ortaya çıktı. İstanbul'a sürpriz isim diye konuşulan kişi Süleyman Soylu. Genel merkezle, saraya yakın isimlerle iletişimdeymiş Orhan Uğuroğlu'nun iddiası Süleyman Soylu. Aday ve buna göre çalışıyormuş. Erdoğan'la ve etrafındaki insanlarla da hat kurmaya çalışıyormuş filan. Şimdi bu haberi Soylu'nun ekibinden biri yalanlamış, yok böyle bir şey filan demiş. Ama neticede bu hep gündeme geliyor, gündemde tutuluyor. Belli ki bununla bir şeyi ısıtıyor. Soylu tasfiye edildikten sonra İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Komisyonu'nun başına getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili oldu falan, ama bu yetmiyor. Yani icracı bir bakanlığı kaybetmişsiniz ve ekibiniz tasfiye ediliyor. Bir ciddi ekipleşme ve ciddi bloklaşma var Ankara'da. Soylu Devlet Bahçeli ile birlikte hareket ediyor bir ekip. İşte Yerlikaya, Erdoğan veya sarayda bir grupta işte farklı bir biçimde hareket ediyor. Mehmet Ağar'ın etkinliği üzerinde konuşuluyor filan falan. Ama bu fayda bir hareketlilik var. Peki bu fay bir deprem üretir mi? Bunu bekleyeceğiz, göreceğiz. En sevmediğim laftır. Zamanla göreceğiz, bekleyeceğiz. Bilmiyoruz. Fakat gerçekten bilmiyoruz. Fakat fayda bir hareketlilik olduğu, yer yer kırılmalar, çatlamalar olduğu, yer yer küçük sallantılar, zelzeleler olduğu ortada. Ama bu büyük bir depreme sebebiyet verir mi, bunu zamanla göreceğiz. Soylu'nun nabız yoklaması filan da bu. Ki zaten önceki yayında bahsetmiştik. Eğer diyor, yani beni rahatsız ederseniz, canımı sıkarsanız mealen, ben de dünyayı sizin başınıza yıkarım. Yani benim üzerime fazla gelirseniz. Dolayısıyla bir karşılıklı resleşme var. Bu resleşme, elbette bu mesajlar alınıyor. Bakalım kimin bileği daha güçlü. Kim kimi devirecek ya da ne olacak? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz, ama Soylu cephesi belli ki rahat durmayacak. İstanbul Büyükşehir adaylığı, öbürü bir iki, bunların hepsi mücadelede birer aşama, birer round. Öyle bakmak lazım. Orada İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyormuş, ziyaretini ertelemiş. Cumhurbaşkanının da bugün herhangi bir programı gözükmüyormuş. Olabilir, olmayabilir, ama ben bu tür ertelemelerde ben her zaman... Ki bunu akıldan tutmayın. Bu bir takıntı değil, ama durum o ve geriye doğru pek çok örnekle de görülüyor ki sarayın sıhhatine veya Erdoğan'ın sağlık durumuna durumunda göz önünde bulundurmak gerekir bu tür ertelemelerde. Bir problem varsa böyle bir ertelemeye sebebiyet vermiş olabilir. Olmayabilir. Yani taraflar arasında bir kriz çıkmıştır. Son dakikada bir halledilemeyen bir şey vardır. Ondan dolayı
gerek Türkiye tarafı, gerekse İran tarafı veya gerekse karşılıklı olarak bu işi ertelemeyi seçmiş olabilirler. Fakat bahsettiğim konuyu da ihtimal dahilinde tutmak gerekir. Ama o arada Erdoğan her ne kadar ortaya çıkmasa, dinlenmeyi tercih etse de arada manşetler onun adına atılmaya devam ediyor. Bir nebze bahsetmiştik, gene devam ediyor. Yani işte baş döndüren rehine trafiği, Türkiye'nin yabancı rehineler için sürdürdüğü diplomasi trafiğinin perde arkası falan. Yanda da Erdoğan bir fotoğraflı, barış için her türlü sorumluluğu alırız. Erdoğan bu işi başladı bitiriyor. Her şeyin başında Erdoğan var ve bütün bu rehine pazarlığını Erdoğan götürüyor gibi bir hava. İç savaş, iç sayfada da öyle. Rehine nefes kesen rehine operasyonu falan. Hatta diyor ki dünyanın kilitlendiği Hamas'la İsrail arasındaki rehine krizinde Türkiye yine farkını ortaya koydu. Katar, Gazze, Ankara arasında hat kuruldu. Ve bu haber sadece Sabah'ta var, biliyor musunuz? Kendi gazetesinde, Aile gazetesinde. Diğer gazetelerde göremiyorsunuz yani. Evet. Geçelim. Ogül Samas ağır cezada yargılanacak diye bir haber Hürriyet'in içinden. Ağır cezada yargılanacaksa şu anda serbest. Başka birisi olsaydı alırlardı veya en azından tutuklarlardı ya da işte en azından gözaltında tutarlardı veya ifadesine başvururlardı. Bakalım Aralık ayındaki duruşmaya Ogül Samas gelecek mi? İddianame FETÖ için hareket etti. Zaten yeni bir iddianame, yani 9 yıl önceki olayı tekrar ısıttılar adam tahliye olduktan sonra ve oradan bir cemaat bağlantısı kurmaya çalışıyorlar. Mehmet Altan demiş ki başka bir davaya geçiyoruz, Hrant Dink davasından. Hiçbir tutuklu sanığın kalmadığı Necip Hamilemitoğlu suikastine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava neden gündemden düştü? İddianame savcısı ne der acaba, ne desin? Şimdi gerek Hrant Dink gerekse Necip Hamilemitoğlu gibi davaları bu devlet çözmez, çözemez, çözmek de istemez. Bu davaların böyle yer yer gündeme getirilmesinin tek nedeni tırnak içinde suç ve suçlu üretmek. Ve dönemin, konjonktürün o günkü şeytanına olayı fatura etmek. Başka hiçbir şey değil. Yani çözmek gibi bir irade yok. Hiçbir zaman da olmadı. Girdiğinizde zaten davalarda bir sürü tutarsızlık görürsünüz. Ya hiçbir şey yoktu, bütün bunların hepsi üfürmeydi. Ya öyle bir şey olabilir mi? Bakın Cevher Güven paylaşmış. Nur İşler Çetesi lideri Nuri Ergin bugün duruşmada şöyle söyledi. Mustafa Duyar'ı, Sabancı suikasti zanlısı, niçin öldürdüğümü sorsaydınız bunu gurur duya duya anlatırdım. Sormamışlar. Mustafa Duyar Sabancı suikasti sanığıydı. Sabancı suikasti derin devlet bağlantısına ilişkin savcıya her şeyi itiraf edeceğine dair mektup gönderdikten sonra cezaevinde öldürüldü. O gece cezaevinde bir Mustafa Duyar'ın bir de Nur İşler'in kapısı açık bırakılmıştı. İnfaz olsun diye. Cinayetten sonra farklı bir sebeple Nur İş çetesi cezaevinde isyan çıkardı. Nuri Ergin ki görüntülerle sabit. Ararsanız bulursunuz, Nuri Ergin Veli Küçük yazın gelir o görüntü. Nuri Ergin cezaevinin çatısından kameralara bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Beni Veli Küçük'e sorun dedi. Ergin yıllar sonra bugün tekrar Mustafa Duyar cinayetine atıf yaptı. Karşısındaki hakim bir kez daha kulağının üzerine yattı, sormadı. Sormazlar, sormayacaklar. Bakın buradan başlar. Yani buradan yürüdüğünüzde çorap söküğü gibi gelir. Ne üretilmiş, ne komplo, ne kumpas, ondan sonra karar verin. Başlayın doğru dürüst bir soruşturma yapın. Tarafsız savcılar, soruşturmacılar, medya takibi altında yargılamasını yapın, ifadelerini alın, çapraz sorgu yapın. Ondan sonra bakın bakalım gerçekten üretilmiş bir şey var mı yok mu? Bu konular böyle. Kapatırken Almanya'dan bir veri paylaşacağım. İstatistik, Türk vatandaşlarının düzensiz göçünde büyük artış var. Sadece Ocak-Eylül 2023 döneminde, yani yılın ilk 9 ayında 12.321 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı düzensiz yollardan, yani illegal de denebilir, Almanya'ya giriş yapmaya çalışırken tespit edilmiş. Bu rakam yıl sonuna kadar 20.000'e ulaşacak diyor. Bu düzensiz. Bir de düzenli göçmenler var, başvuranlar, edenler, hak kazananlar falan. 2019'a göre diyor ki 2019 da gene bir iltica senesiydi. Türkiye'den çıkanlar vardı, yaşamını sonlandıranlar vardı vesaire. Şu anda 2019'dan 2023'e geldik. 2019'a göre 10 kat artış anlamına gelir demiş. Fotoğraf bu. Ülkenin, ülkenizin, Türkiye'nin, Türkiye'mizin geldiği, getirildiği nihai durum bu. Bakın Fransa'dan bir görüntüyle bağlayacağım. Fransa'da çiftçiler artan vergileri protesto etmek için bakanlıkların önüne hayvan dışkısı döktüler geçtiğimiz günlerde. Bu da onun görüntüleri.
enteresan, şahane bir protesto yöntemi. Bu görüntülerle manşeti kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.